Hepinize selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çiftlikteyiz. Hayvanların rutin işlerini yaptık, altlarını temizledik. Sabah vereceğimiz alafını verdik. Şu an önlerinde biraz kalmış, şöyle gördüğünüz gibi. Karşı tarafta da danalarımız, simental danalarımız. Bunlar küçük olduğu için tabii yiyip bitirememişler. Bunların önlerinde daha fazla var şu an diğerlerine nazaran, montafonlara. Bugün bir yem karma makinemiz eksikti, onu getirdik. Birazdan yem karma makinesini indirip dik mi yoksa yatay karma makinesi, hangisi daha iyi? Dik olan mı yoksa yatay olan mı daha avantajlı? Hangisi çiftçiye daha çok yarıyor? Onları size anlatacağım. Şimdilik ahırda hayvanların keyfi yerinde. Burada gördüğünüz hayvanlara ilk etapta arkadaşlar iç parazit hapları verdik. İçinde parazit varsa döksün. Çünkü artık kış mevsimine döndüğümüz için bunlar dışarı çıkmıyorlar. Tamamen besiye çekildiler. Parazitlerini döksün. Sonra dış parazitlerini yaptık. Derilerinde herhangi bir parazit veya deri hastalığı varsa onları da hallolsun diye. Sonra bunları büyükten küçüğe doğru boy sırasını aldık arkadaşlar. Bunların ilk bir ayda besiye çekilen hayvanların ilk bir ayda yapılması gerekiyor. Büyükten küçüğe doğru sıralarsanız bunların ne kadar kilo artışı olduğunu daha iyi gözlemleyebilirsiniz. Bunlara yeşillik vermiştik. Şöyle kasa diplerinde kalan. Şu ulaşamıyor, şuna vereyim. Yesin. Tabii yeşil olunca daha çok hayvanlar iştahla yiyorlar. Şunları da vereyim hayvanlar. Bismillah. Bu da ahırımızın Garfield'ı. Gel. Pis, 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 pis. Gel. Pis, 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 pis. Gel. Gel. Pis, pis, pis. Gel. Pis, pis, pis. Şu sütü de kedilere vereyim, içsinler. Thank you.
Birkaç gündür hava bayağı soğuktu. Şansımıza bugün hava sıcak. Artık yaşlanmış, emekliliği dolmuş. Bekçi köpeğimiz de burada. Kış uykusuna yatmış durumda. Şimdi arkadaşlar, bizim aldığımız karma makinası dik olanlardan. Bunun yatay olanları da var. Biraz önce bahsettiğim gibi bunların detaylarını bir sonraki videomda sizlere aktaracağım. Kaç metreküp olduğu, işte hangisinin daha avantajlı olduğunu, bunları sizlerle de paylaşacağım. Biz bunu şimdilik traktörümüz olmadığı için kaba yem deposuna çekeceğiz. Orada samanı, otu, alafı, küspesini, yemini karıştırıp remukla hayvanların önüne taşıyacağız. Şimdi buraya yaptığımız, getirdiğimiz karma makinesinin elektrik tesisatı vesairesi çekilmediği için şimdi birazdan elektriği çekilecek. Bizim bu makine hem elektrik motoru var, hem de traktörün şaftıyla da çalışabiliyor. Traktör olmadığı için zaten biz elektrikli de olsun, ilerleyen zamanda gerekse ahırın içerisinde traktörün olmadığı zamanlarda, çünkü yazın yaylaya da gidebiliyor, elektrik motoru da olsun, alafımızı karabilsin diye ayrıyeten eklettirebiliyorsunuz. Bizim tek taraflı tahliyesi, tek taraflı, bunu iki taraflı da yapabiliyorsunuz. Hani tek seferde ahırın bu görmüş olduğunuz traktör yoluna girdiği zaman tek seferde iki tarafa da hayvanların yemini döküp çıkabiliyor, ama bu tek tahliye olduğu için iki sefer yapması gerekiyor. Tabi bunlar ayrıyeten, çift taraflı tahliyesinin olması ayrıyeten bir masraf çıkarıyor. Şimdilik ihtiyaç duymadığımız için çift taraflı yaptırmadık. Hayvanlar da yavaş yavaş önlerindeki yemi bitirmiş. Genelde küspe içerisinden seçip samanını bırakıyorlar arkadaşlar. Çünkü biz elimizle kardığımız için tam homojen bir karışım yapamıyoruz. O yüzden içerisinden toz yemi, küspeyi, sılacı seçip yiyorlar. Samanı da en sona bırakıyorlar. Hayvanlar mecburiyetten en sonunda samanı yiyip bitiriyorlar. Sonra akşamki öğüne tekrardan aynı şekilde hazırlamış oluyoruz.